Efendim öncelikle mayamızı açalım. Geniş bir kabın içerisine kırıyoruz. Ve şimdi ılık su ekleyeceğim. Suyu ekledikten sonra bu şekilde güzelce karıştırıyoruz ve eziyoruz. Mayamız hazır. Şimdi mikserimizin yanına gidiyoruz ve malzemelerimizi de yanımızda götürüyoruz. Ezdiğimiz mayayı karıştırma kabımızın içerisine döküyoruz. Un, zeytin, kurutulmuş domates, taze biberiye, taze kekik. Şimdi yoğurma işlemine başlayacağız. Biraz da tuz ekliyorum. Şimdi çok az da bal ekleyeceğim içerisine. Biraz daha un, zeytinyağı ve tekrar yoğurabiliriz şimdi. Biraz daha un ekleyelim. Biraz daha zeytinyağı. Şimdi kıvamını bir kontrol ediyoruz. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık mikserden çıkartıyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuzu şimdi ayrı bir kabın içerisine boşaltacağız. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz hamurumuzu kenara koyacağız. Yaklaşık bir 3-4 saat mayalanacak. Mutfakta bu şekilde yoğurduktan sonra kenara koyabilirsiniz. Uzun bir süre bekleyeceğiz. Mayalandıktan sonra hamurumuz tekrar şekillendirerek kalıplarımıza koyup fırında pişireceğiz. Hamurumuz yeterince mayalandıktan sonra şimdi tezgahımızı alacağız. Fırında pişirme yapacağımız tepsimizi de yanımıza aldık ve kalıplarımızla birlikte focaccia'mızı şimdi ikiye keselim. İki kalıbımız var. Bu şekilde güzelce yuvarlıyoruz. Ve bunu kalıbımızın bir tanesine yerleştirelim. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Buna da aynı şekilde. Elimizle de bu şekilde bastırıyoruz. Zeytinyağını da üzerine yayıyoruz güzelce. İyice kalıba yerleştirdik. Şimdi artık tepsiyi fırına götürüyoruz. Evet, fokasyolarımızı 200-210 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Çıkarttıktan sonra da servise sunabiliriz. Hop, çok sıcak. Biraz sıcak olduğu için keserken dikkatli olmak lazım. Biraz bekleyip daha sonra keserseniz çok daha makbul olur ama ben bir parça göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde içini biraz daha çektikten sonra harika görünecek. Ekmeğimizi de bu şekilde koyarak servise sunuyoruz.